Yaşlandığını düşünenler için müjde gibi bir haber. Cahit Sıtkı Tarancı'nın meşhur Yaş 35 Yolun Yarısı Eder dizeleri değişti efendim. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre yolun yarısı artık 35 değil 50. Yaşlı olmak içinse 70 yaş ve üstü olmak gerekiyor. Bence 65 yaşından sonraki insanlar yaşlı. Bence 65 yaş işte. 55-60 olabilir. Kaç yaşındayız abici? 74 inşallah. Yaşlı hissediyor muyum? Yok, gencim hala. Daha gencim. Tabii 19'undayım daha. Ben bugün genç dediğin adamı ikiye katlarım valla. Yürüyelim, gidelim, gelelim, güreşelim. Türkiye'de yaşlılık yaşı kaç? İşte bu sorunun cevabı son 2 yılda değişti. İnsan kendini hissettiği yaştadır yani. Ben kendimi iyi hissediyorum. Diyorsunuz ki ben 19'luk delikanlıyım. Aynen öyleyim. 70'lerin üzerinde şu anda. Efendim kaç yaşındayız? 65. Siz efendim? 73. Siz kendinizi yaşlı hissediyor musunuz? Tabii bazı şeyleri insan hissediyor. Ben götürdüm 70'i. 2020 yılında 60 yaş ve üstü yaşlı sayılırken şu an itibariyle 70 yaş ve üstü yaşlı sınıfına girdi. 70 bile az yani. Ben katılmıyorum. 70 yaş üstü yaşlı olur artık yani olsun. Kaç yaşındayız efendim? 67. Siz efendim? Ben 64. Peki sizce sizin yaşınızdakiler yaşlı mı değil mi? Yok yaşlı değil. Niye yaşlı olayım ki biz eski nesiliz. Yaşlı mıyım? Bence değilsiniz. Ben iyi bakıyorum da ondan. Ben 65 üstüyüm. Hissettiğim yaş 50 falan yani. Şimdi ben 2 sene sonra 70 yaşıma gireceğim. Şimdi yaşlı mı görünüyorum? Araştırmaya katılanlara göre yaşlı denilince akla ilk gelen bilgi ve deneyim sahibi kişiler. İkinci olarak ise bakıma muhtaç kişiler yaşlı olarak sayılıyor. Yatırıp başkalarının eline baktığın zaman işte yaşlılık o zaman başlıyor. Birine muhtaç olup olmamasına bakıyorum açıkçası. Hedefi olan, yapacak işleri olan insan hiçbir zaman yaşlı değildir. 65 yaş üstünden sonra verebilecekleri eğitim kapasitesi düşüyor. Fiziksel özelliklerini kaybediyorlar.